En pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bu tarifimizde farklı ve güzel bir lezzet olan hamsi köftesi yapacağız. Buyurun köftemizin yapımına başlayalım. İlk olarak köftemin yeşilliklerini doğruyorum. Bir tutam kadar taze soğanımı ince ince kıyıyorum. Taze soğan yerine kuru soğan da kullanılabilir. Hatta her ikisini de kullanabilirsiniz bu köfte için. Yeşil soğanlarımı ince ince kıydıktan sonra bir tutam maydanozu da aynı şekilde ince ince kıyıyorum. Doğramış olduğum yeşil soğan ve maydanozu genişçe bir kaseye alıyorum. Burada öncesinden ayıklamış ve kılçığını almış olduğum yarım kilo kadar hamsim var. Hamsimi bir bıçak yardımıyla küçük küçük parçalara ayıracağım. Dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben biraz parçalar içinde görünsün istiyorum. Onun için bıçak yardımıyla küçük küçük doğramayı tercih ediyorum. Doğramış olduğum hamsileri de yeşilliklerin üzerine ilave ediyorum. Daha sonra bu malzemelerin üstüne bir adet yumurta kırıyorum. Ve 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde mısır unu ekliyorum. Ve yine aynı şekilde 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde buğday unu ekliyorum. Sonrasında içine yeterli miktarda tuzunu ekliyorum. Bir silme tatlı kaşığı olacak şekilde tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. Yeterli miktarda pul biber, karabiber ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Bütün malzemelerimizi ekledikten sonra köfte harcımızı yoğurmaya başlayalım. Kıvam alana kadar güzelce yoğuralım. Harcımız cıvık kaçarsa bir miktar daha un ilavesi yapılabilir arkadaşlar. Köfte harcımı güzelce yoğurdum arkadaşlar. Kullandığım un miktarı yeterli geldi. Yanıma küçük bir kaba bir miktar su aldım. Elimi suya batırıyorum ve köfte harcımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlıyorum ve köfte şeklini verip kabıma alıyorum. Bütün köftelerimi aynı şekilde hazırlıyorum. Beni buraya kadar izlemiş ve tarifimi beğendiyseniz eğer bana destek olmak için videoma bir beğeni bırakıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Köftelerimizi hazırladık. Şimdi kızartma işlemine geçebiliriz. Uygun bir tavaya yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Yağım iyice kızdıktan sonra köftelerimi tavama diziyorum. Yağımızın kızgın olması önemli arkadaşlar. Yoksa köftelerimiz yağ çekebilir. Orta ateşte arkalı önlü olacak şekilde köftelerimi kontrollü bir şekilde kızartmaya devam ediyorum. Kızaran köftelerimi servis tabağına alıyorum. Kalan köftelerimi de yine aynı şekilde tavaya ekstra yağ eklemeden kızartmaya devam ediyorum. Daha öncesinden hamsi köftesini denemediyseniz tarifimi benimle birlikte deneyin lütfen. Gerçekten farklı ve güzel bir lezzet. İkinci tavayı da aynı şekilde kızartıp servis tabağına alıyorum. Hamsi köftelerimiz artık servise hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyetler olsun. Birbirinden güzel ve lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.